Merhaba Güreş Türkiye. Şu anda Şafak Yüzügül'de yaptığımız röportaj serisinin ikinci ismi de Daner Önen Punk oldu. Bugün soruları ben soracağım. Punk Daner de cevap verecek. Güzel bir şey olacağını düşünüyoruz. Öncelikle Daner nasılsın? Hoş geldin. İyiyim, biraz hastayım. Sen nasılsın? Hayırdır, ne oldu? Grip olduk kardeşim ya. Biz yaz gribi var ya işte adamı mahvediyor ya. Abo, tahmin edebiliyorum. İyiyim valla benden, ne olsun. Bayağı soru gelmiş sana. Şanslısın. Sevenlerimiz çok Allah'a şükür. Biz de seviyoruz onları. O zaman yavaştan başlayalım ha. Hemen başlayalım. Sıkıntı yok. O zaman ilk sorumuz Dom Toretto'dan geliyor. Forumda ilk tanıştığı kişi kim? Ve neden CM Punk demiş. Şimdi eski forumdan bahsediyorsa Erman vardı. Siz tanımazsınız. Ege büyük ihtimal tanımıştır direkt. Yeni forumda ise şey var. Minor Treat mi? Öyle bir nick var. Öyle bir arkadaşımız var. Şimdi ismini unuttum. Ya geri döndüğümde ilk onunla sohbet etmiştim. Bir de Salih var. Eskindeki Tyler Black. Şimdi yeni nick aklıma gelmedi. Ha, Hit Blockbuster'dı galiba. Onunla muhabbet etmiştim. Onlar yani. O zaman sıradaki soru benden geliyor. Kendisi adamlık vasıflarını üstünde bulundurduğuna inanıyor mu demiş. Demişim. Konu adamlığa geldiyse ben kalkayım ya. Senin yanında adamla konuşamam yani. Tabi. Ama en başta konu Arda Turan'ın adamlığı tabii ki. Oo, ayıp ediyorsun. Hesap sormalar falan. Efsane bir adam ya. Onun adamlığını hiçbirimiz sorgulayabilecek bir seviyede değiliz henüz. Kesinlikle. Yani onun adamlığı bizim yanımızda hiçbir şey yani. Sonrakinde Neslihan Oyul'dan gelmiş, forumumuzun VIP ismi, VIP'lerin baş lideri. Forumda nick değiştirme hakkı verilse kendisini hangi nick'i seçmek isterdi demiş. Valla güzel bir soru. Ne koyardım? Daner koyardım galiba ya. Valla onu koyardım Daner önemli. galiba. Kamil Kürşat gene bu sefer soruları yağdırmış. Geçen seferde olduğu gibi. Aynı anda 3 soru soruyor kral ya. İlk sorusu şu. Soru gideceğim. Neden bu kadar fazla adam demiş. Valla genetik galiba ya. Bizim sülalede çok adam var yani. Ben de ondan çekmişiz galiba yani. Yapacak hiçbir şey yok. Gençlerin adamlık konusunda senden alacağı çok ders var tabii ki. Eyvallah kardeşim, verdin gazı. WhatsApp fotoğrafının durumunu değiştirir misin demiş. Valla 3 aydır aynı, değiştiğimi de düşünmüyorum. Çünkü öyle kalsın isteyenler var. Kardeşim, inceden vuruyoruz bombayı. Elde hiç gitmiyor yani değiştirmeye tabi. Yok, gitmiyor. Burada senin Bir de WhatsApp ha. bende yok ha. Burası işi ya. Vereyim sana telefonu. Tamam, yayından sonra o zaman. Şimdi buradan vereyim, riskine gireceğim de arayan çıkar beni Yok. 30-40 tane. Gece yarısı evine 40 tane damacanası söylerler falan. Yani su söylesinler sıkıntı yok da daha başka şeyler de olabilir yani. Aynen. Tahmin edebiliyorum. Hakkında ne düşünüyor demiş Kamil Kürşat, bir de detay ver demiş. Yani bence iyi birisi ama sürekli spor bölümünde takıldığı için pek dikkat çekmiyor en azından. Ama ben ağırlık verdiği zaman çok başarılı olacağını düşünüyorum. Sadece biraz troll takılıyor. Ya umarım formada ağırlık verir yani. Sürekli spor spor spor. Bir sal be kardeşim. Suarez. Ama gerçekten çok seveni var yani. Çok saygı duyuyoruz biz ona. İyi çocuk ya gerçekten. Kesinlikle. Bir de az Suarez sevmese olacak Yani yani. İçinde bir kötülük yok yani. Ben onun size kefil olabilirim yani. Öyle kötü bir insan değil yani senin gibi. Aa, neler diyorum, şaka yaptım kardeşim. Şaka yaptım Vay. kardeşim. Biz doğuştan kötüyüz her neyse. The Lone Man. Avatar'da dinimiz olan muhteşem isim sormuş bu seferki soruyu. Beni seviyor mu demiş. Evet. Emre Toker değil mi? Evet, seviyorum. Bu punk sevdası nereden geliyor demiş. Bunu cevapladın zaten bir nevi. Evet. Bir de Twitter'da bizi ne zaman takip edecek demiş. Çoklu sorular geliyor sana sürekli. Valla şu resmi hesabı ben yeni daha elime aldım.
bir takipçiler çoğalsın, onu ayarlarız. Yani ben zaten bugün bir tweet attım, dedim ki bizi sürekli mentionlayan bir ekip var, onda Emre Toker'de onun içerisinde, onları biz unutmayacağız yani, onu bir söyledim. Şimdi 250 ile başladık aktif olmadığı halde, 343'e kadar geldi bugün. Bakacağız ya, arttırmayı düşünüyoruz iyice. Vallahi güzel oluyor. Twitter hesabını çok beğendim yani. Güzel paylaşımlar var. Evet, ben de. Zaten 50 tane takipçim falan var. İyi geliyor yani başka şeyler oku bak. Aynen ya, güzel oluyor ya. Bir de biz oraya şekilli şukurlu sözler yazıyorum ben. Daha böyle çekici oluyor yani. Sıradaki soru Lunatic Phenomenon'dan geliyor. Caner Önem kim demiş? Biz Caner Önem ve Siyah Bol'u önem biliriz demiş. Yani Caner Önem sevdiğimiz bir insan tabii. Şu an kendisi tatilde. Biz tanırız normalde ama Daner diye bize sesleniyorlar. Yıllardan beri böyle. Biz de hoşumuza gitti. Hep böyle Daner diyoruz yani. Önem de Caner'in soyadı biliyorsunuz. Kardeşimizin soyadını çaldık. İzinsiz. Telif hakkı yemeyiz inşallah. Yok bir şey olmaz ya. Sıradaki soru güzelmiş. Bilindiğinden. Beni yüzde kaç 1500 seviyorsa Daner. 1500'lerde bir şey mi demiş? Vay be. Kaç 1500 aynen. He, anladım. Ya iyi çocuk Muhammed, ben severim cidden. Muhabbeti güzel bir insan. Yüzde kaç 1500? Hadi yüzde 1500 olsun hadi. Madem öyle sordun. Yani X kat sayısı diyorsun bir nevi. Tabii ama gerçekten iyi bir insandır yani, tanışmanızı öneririm. Biliyorum onu bilmez miyim? Nickinden belli zaten tanıdığım yani. İnce Sıradaki anlayanlar YouTube yorumunun altına yazsın hemen. üyemiz ise Roman Reigns avatarına sahip bir üye. Last Duck First. Bu da 3 soru sormuş. Hey maşallah. İyi ki banaymış gerçi şimdi fark ettim. Konudaki fotoğrafa mı yoksa Daner Reis'e mi ıslanalım demiş. Konuyu açan kardeşimize sanalım bence. Teşekkür ediyorum. O zaman çok mütevazı beyefendi buluyormuş seni. Her daim böyle Eyvallah. olmayı nasıl başarabiliyormuşsun? Ya benim yetiştirilme tarzım böyle. Yani ailemin emeği büyük yani. Öyle söyleyeyim. Tek çocuk olduğum için biraz şımarık büyüdük ama iyi yani. Tek çocuk olmak daha da iyi. Daha iyi zaten bazı konularda. Aynen kardeşim, istediğin zaman bilgisayar oynayabiliyorsun ya. Oh mis. Misafir de çok gelmiyor. Ya çok geliyor bize ya. Niye? Sevenimiz yok kardeşim. Oo. Abo neler dedi. Diğer soruysa forumun gidişatını nasıl buluyorsun? Güzel buluyorum ya. Güzel buluyorum çünkü YouTube kanalı iyice gelişmekte. Bir hedefimiz var zaten, 100 bin hedef var. Yani şu an kulaklara çok böyle imkansız olarak geliyor ama hiç belli olmaz yani. 100 bin abone de olabilir. Ben yakın zamanda 50 bin aboneye ulaşacağımı zaten düşünüyorum. Onunla alakalı olarak yani iyi yere gelecek diye düşünüyorum ya. Ben Türkiye'nin en büyük forumu yani, daha ne olsun güreş olarak, profesyonel güreş anlamında. Rakip de yok. Forum içi yapılıyor ne diyorsun? Bir ara soru katalım oraya. İtilal'den falan bahsediyorsunuz. Bence itilal çok güzel bir kural. Bence yani foruma bir disiplin getirdi. Yani Zihniyetini biraz düşürdü diyorsun yani. ya trollü iyi yapanlara saygım sonsuz. Bak çok iyi Ya yapanlar da var. Moneymakers falan var. Çok komik çocuk yani. Tabii. Mesela komik videolar falan yapıyor. Onlara saygım sonsuz. Ama trollüğü bilmeyenler biri var. Onları trollük yapıyorlar falan. O olmuyor yani. Çünkü komik kalıyor. Ben onu sevmiyorum işte, anladın mı? Her şeyin bir yeri zamanı var yani. Zaten biliyoruz kimler olduğunu. İsim vermeye Ya gerek yok. vermeye gerek yok. Ben hani anlayan anlamıştır zaten ne dediğimi. Sıradaki soru da Aries'ten. Siyah Park'tan önceki favorisi kimmiş senin? Mysterio ya. Cidden Rey Mysterio ya. Vallahi Rey Mysterio ya. Hepimiz Birazdan zaten zaten ben bir soru görmüştüm zaten birazdan. Oraya da değineceğim zaten, eskilikle alakalı. Sen şimdi spoiler verme. Zaten Rey Mysterio hepimizin çocukken sevdiği bir Abi isim. ben Nefret eden olsa düşünmüyorum yani. Fox çok izleyip de. çok seviyordum ben ya, var ya. Üş. 2009 zamanı işte, 2008 o Jericho ile Feudu vardı 2009'da. O ara çok bayılmıştım. Bu maske çıkarma olayı falan filan vardı. Hatırlarsın belki. Aynen. Hı. Ya hepimiz zaten Jeff Hardy, CM Punk, Rey Mysterio, Cena dörtlüsüyle büyüdük yani. Ya bir de 2008-2009 SmackDown kadrosu çok güzeldi ya. Ben
altın senesi gibi bir şeydi yani. Çok güzeldi. Umaga falan da vardı o ara rahmetli. Aynen öyle. Herkes bir iş yapıyordu orada. Batista vardı. Sorma sorma. O ara çok güzel bir kadroya sahipti Birbirimize Batista yani. vuruyorduk. Siz de yapmışsınızdır ya. Ya ben yatağa çok Okul, yapıyordum. Ya okulda falan. yastık yastıkta çok Okulda yapıyordum. yastığa güreşme. Batista çok seviyordu bir o ara. Hani bir Babyface bir karakteri vardı ya. Heel turn yapmadan önce 2009'da. Ben de çok Aynen. seviyordum yani. Sonra Rey Mysterio ihanet etti. Çocuklar ondan soğudu. Bir de orada Vay şey be. demezsin mi? Eddie öldü falan diye. Hatırlıyorsun değil mi? Lan içim Aynen. parçalanmıştı be. Bragging Rights. Güzel Aynen. PPV'lerdi. Bak inceleyin bunu gençler. İncelemeyen varsa güzel pay per view yani. İzleyin onu. İnceleyin yani. Valla incelemeyin bence çünkü Iron Man maçı biraz yorabilir. Ama hakkını veririz kardeşim sen rahat ol rap puanıyla falan yani. Sıradaki ismimiz Becky Lynch'in değerli severlerinden Street Fighter'dayız. CM Punk hiç güreş bilimi tanımadık diyelim. Favori Ha. güreşçi kısmında hangi ismi görürdük demiş. Ya Shawn Michaels ya da The Undertaker diyorum. Çünkü Undertaker. ikisi de benim için bir Rey efsanedir Mysterio yani. niye görmezdik? Ya Rey Mysterio ayrı. Shawn Michaels çok çok ayrı bir dünya yani. Tabii William Regal var şu an bende. William Regal diyelim daha doğrusu. Onu da çok severim. Benim için bir güreş tanrısıdır kendisi. Ama CM Punk benim için bambaşka yani. Ben çok 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 seviyorum yani. UFC'deki kariyerini beğeniyor musun? Yaramızı değişmeyin kardeşim. Yaramızı Ha değişmeyin. tamam iyi. Ama Böyle şimdi incelikli şöyle bir sorular şey var. olacak Bir tabii. dakika. Şimdi kurt kışı geçirir ama yedi ayazı unutmazmış kardeşim. Rahat olun yani. Oo, Tur abi Hadi sözü de geldi. eyvallah. Bir de ekstra bir soru sormuş. Aktifler arasındaki en sevdiği kadın güreşçi demiş. Charlotte Flair. Tek kelime, tek nokta, tek cümle yani. Tahmin edebiliyordum bunu. Sıradaki sorumuz Japon güreşini severlerinden daha awesome killer. Model demiş. Bu bir teselli bir temenni cümlesi olmuş biraz. Teşekkür ederim. Yani şimdi bir şey dersem yanlış anlaşılır. Yani yorum yapmayayım ama teşekkür ederim. Doruk'tu değil mi? Şey işte British Master. Aynen. Yani Doruk aynen. İmzası imzasıyla gönülleri topluyor kendinde. Dört tane at. Ha, bir hatırladım onu. Tamam gördüm. Zaman Finn Finn Balor'un hayranına geçelim. Coup de Gras'dayız. Gras. CSGO'da Coup de Gras. Aynen. CSGO'da yaptığımız muhteşem oyunlar hakkındaki düşünceleri demiş. Ulaş'ta çok iyi oyunlar. Ya 3 oyun oynadık Ulaş'ta. 3'ü de çok güzeldi ya. Çok makaraydı yani. Kim kazandı peki? Üçünü de biz aldık. Sizin Bu takım mı karşı taraf? biz aldık ya. Üçümüz aynı takımdayız. Üç maçı da aldık. Onu Bu diyorum. arada ya Ulaş hani şu sakin falan gözüküyor ama oyunda çok bildiğin rage geçiriyor ya. Çok toksik yani. Bir küfürler falan. Aa, inşallah. Zaten çok sakin gözükenler oyunlarda patlıyor ya Değil mi, değil genelde. Hep mi? öyledir yani. Uf, neler diyorsun ya var ya. Rütben ne peki? Onu da söylemiş ol, duymuş olsun insanlar. Biz Ezi'yiz kardeşim ya. Biz Nova'yız ya. Çünkü çok girmiyoruz yani. Silver olanlar da var canım. Ezmeyelim direkt. Sen Silver'sın galiba. Ben 12 saat falan oynadım. Sadece arkadaşlarla giriyorum. Ağla. Gel bir gün girelim diyeceğim de şimdi röportajı sabote etmeyelim. Gireriz kardeşim. Alırız Ulaş'ı da gireriz. Sonra iki soru daha sıkıştırmış araya. Sence devamı gelmeli mi bu oyunların demiş. Gelecek zaten, gelecek sen rahat ol. Aynı devam eder miyiz demiş. Zaten söyledim. Aynen. Sıradaki sorumuz şikayetleri liderinden Calgary Gitten geliyor. Yiğit kardeşim. Bu kadar güzel makale yazmayı nasıl beceriyorsun demiş. Yani bilginin yanına bence bir ruh katılmalı ya. Cidden. O okuyucuya o an hissettirmen lazım. Ben bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani biraz egoistliğe kaçıyor ama sadece bir Yo kendini övmek yani egoistik değil direkt olarak. sadece bilgiyle bir iş yaparsan o iş dikkat çekmez yani. Bir aurası lazım bu işin. Ruhunu katman lazım adamı. Sen mesela bir Dean Ambrose makalesi yazsan çok güzel yazarsın. Çünkü adamı seviyorsun.
Ruhunu da katarsın bu olaya mesela. Örnek veriyorum. Olay, anlatmak istediğim olay bu çünkü. Severek yapman Sıradaki yalnız yani. sorumuz günün din en basit sorusuna geliyoruz. Din en basit seviyor musun? Seviyorum. Sorumuz bu. Seviyorum. Ne düşünüyorsun hakkında? Ana kemer almasını ister misin? Ana kemerden çok heel turn yapmasını isterim şu an. Öncelikli olarak. Oh, hoşuma gitmeye başladın şu anda. Punk City kullanıcı adını nasıl seçtiği konusunda hikayeni dinlemek istiyoruz demiş bir de Yiğit. 2011'deki o meşhur pay-per-view var ya, Money in the Bank. Ondan orada ben bir pankart görmüştüm. Şimdi bilmeyenler açıp izleyebilir. Orada bir pankart vardı. John Cena gelmeden önce kameramanlar göstermişti. Punk City yazıyordu. Oradan hemen koyayım dedim. Oradan hemen ateşledin diyorsun. Aynen. Vallahi senin eski nicklerini de biliyoruz. Geleceğiz oraya. Evet. World Class Manyak'tayız. Forum olmasa dahi güreşi takip eder miydin demiş. Etmezdim ya. Çünkü forumda istediğin gibi tartışabiliyorsun. Güreşi tekrardan daha çok bağlanabiliyorsun. Mesela koptuğun zaman daha çok bağlanabiliyorsun. Hemen bağlanabiliyorsun. Geri dönebiliyorsun. Ama böyle bir forum olmadığı zaman, güreşten soğuduğun zaman soğuyorsun. Devamı gelmiyor yani. Çünkü tartışacak bir ortam yok. Kendi kendine konuşuyorsun sürekli. Tabii. Hiç güzel bir duygu değil yani. Aynen öyle, bu forumun olması büyük şans hepimiz için. Aynen öyle. Arzuların, hedeflerin ne demiş? Bu şey hayata dair bir soru olmuş. Vatana, millete hayırlı bir insan olmak. Tek kelimeyle. Çok güzel bir cevaptı. Tebrik ediyorum Teşekkür seni. Alkışlıyorum. ediyorum. Şimdi Versito nickli bir üyemizden geliyor. Canavarına vs atsan kazanır mısın demiş. Kazanamam çünkü çok seksi. Tabii ki. Onun karizmasına ulaşmam mümkün değil. Şimdi gerçekleri konuşalım. Tabii canım. Efsanedir yani. Insta snaplerini falan görüyoruz yani. Ben görmüyorum da haberleri geliyor. Sen takip ettin mi onu? Ben Instagram hesabını kapattım, o yüzden göremiyorum. Niye kapattın? Derin mevzular be kardeşim. Çok Tamam, gireriz. derin Onu mevzular. private gireriz seninle. Aynen. The Bulldoggy. Sesinin etkileyici olduğu kanısındaki tek kişi ben miyim demiş. Yo, çok çok kişiden böyle bir şey almıştım. Hatta bir arkadaş vardı, dublaj yapabilirsin falan filan demişti. Bilmiyorum dalgasına mı demişti ama. Bilmiyorum ya, ben de beğeniyorum. Spiker Sağ olsun sesim var, kardeşim. evet. Aynen kardeşim. Senin kadar olmasa da. Böyle oturup maç anlatacak kadar bir sesim var yani. Burada The Bulldog'u ben çok beğeniyorum şu anda. Gerçekten performansını falan. Hatta çeviri kimde de var kendisi. Bunu herkes biliyor zaten. Benim bildiğim kadarıyla herkes biliyor bunu. Umarım böyle devam eder yani. Sevdiğim üyelerden. YouTube'daki güzel iş çıkartıyor, YouTube'daki Tabi. çeviri videolarıyla. Tabi çeviri ekibine de selam olsun buradan. Forumdaki favori güreşçisi olmayan tek nadir isimlerden biri zaten kendisi. Değil mi? Çizgi var. Aynen. Aynen. Trevor. O dikkatimi çekiyor benim onu görünce. Buradan da işte üyelerden hafif bahsedelim ki onlar da işin içine katılsınlar böylece. NGU Sine'deyiz şimdi. Zonguldak'a gidip geliyor musun demiş. Geliyor, Evet. gidiyorsan ne kadar sürede bir? Ya 2 haftalık falan oluyor yani. Çünkü orada bizim fındık var. Evet yani gidiyorum. O da orada zaten Zonguldak'ta. 2 haftada bir gidiyorsun yani. 2 haftada bir değil. Gittiğim zaman 2 hafta kalıyorum. Onu demek istedim. 2 hafta, tamam, anladım. En son ne zaman gittin peki? Ben de buradan bekleme yapayım. 2 sene önce. Evet, şimdi bomba soruya geliyorum. Kevin Owens Co'dan. Mexican Warrior gibi mükemmel bir ligden vazgeçip Punk City'ye geçmesindeki amacı neydi? Açık konuşacağım. Şimdi 2009'daki nikim Mexican Warrior'dı, eski platformda. Şimdi yeni bir forma geçmişiz. Ben o ara ara vermiştim zaten. Şimdi Rey Mysterio avatarla imzalı bir insanı kim dikkate alır? Ki ben olsa ben almam. Açık, ben kendi adıma söyleyeyim. Şimdi ben öyle bir şeyle gelsem kim beni ciddiye alır yani? Dedim kardeşim, biz direkt Punk City'ye dönelim, en güzeli. Ya bu doğru yani, bu. Gerçekleri konuşmak lazım. Ya hepimizin zaten kötü nickleri olmuştur illa ki. Ben senin bir ikini hatırlıyorum. Neydi o ya? Jack Swagger'ın finisher'ı. Gut Wrench Powerbomb'tu değil mi? O bizim efsane nickimiz oldu ya. O güzeldi gene. Aynen.
Foruma girdiğinizde aldım bir nick vardı. Avertase diye bir şey. Lan öyle. Sonra aynen random girmiştim. Sonra değiştirdim onu. Şu anki nick yaptım. Şu anki nickin kötü ya. Yok yok, güzel, şaka yaptım. Kötü. Ya kötü olsa sıkıntı değil. Nick alt taraf. Yok yok, güzel ama. Cidden. Bu şey Kazaryan'la Christopher Daniels'ın takımı dedi, değil mi? Aynen öyle. Hı. Demon Striker forumun Beşiktaş üyesinden geliyor soru. Danar olayı nereden çıktı? Kaçırdım demiş. Bir özet geç şöyle. Eski forumdan kalma ya. Öyle söyleyeyim. Çok uzun hikaye diyorsun. Gerçekten de çok uzun hikaye yani. Tabii. Şimdi derine inersem 10 dakika bir şey olur yani. Kayıp olur. Kayıp derken 40 dakikalık video 50 dakikaya çıkar yani, onu demek istiyorum. Onu sen o zaman isteyeni özelden anlatırsın sonra. Aynen. The Rising Generation Hikmet Zeybek. Roja'nın asil üyesi. Aynen, seviliyor kardeşim. Buradan selam Bugünkü gönderdim. yayında da bekliyoruz kendisini. Aynen, Roja'da. gelecek gelecek. SummerSlam'de özel hakem olacağım Caner Ören maçına hazır mı demiş. Hazırım kardeşim, antrenmanlara gidiyorum spor salonuna. Dağıtacağım onu, öldüreceğim onu. Finisher'ın ne? Signature'ın ne? Dört işit. 4 işit. Pardon, dört işit. Dört işit. Ha. Bir an aklım John Dört. Morrison'a Dimmes'e kaydı ya. Dimmes. Valla 4'ü duyunca benim aklım başka yerlere kaydı direkt zaten de. Onu Caner Önem olarak tanıttığımız dönemde kendisini Caner Önem zannettiği zamanlar oldu mu demiş. Ya bir ara ciddi ciddi kendimi Caner zannediyordum ya. Çok ciddiyim. Kafayı yiyecektim ya. Abi Taner'de seslenen yok. Ya Caner diyorlar ya Taner diyorlar. Ben dedim ne oluyor? Valla ben ikisini de kullanmıyorum biliyorsun. Eyvallah kardeş. Sen bambaşka bir dünyasın ya. Sen adamsın ya. Teşekkür ediyorum. Güreş Türkiye Twitter sayfası beni ne zaman takip edecek Bunu demiş. yanıtladık zaten. Bu kadar avatar değiştirmeye ne gerek vardı? Geçen Moneymakers bir konu açmıştı. Bir açık değil de bir özellik göstermişti. Ben kaç avatar değiştirmişim ya? 260'a yakın bir avatar değiştirmişim. Bilmiyorum, Maşallah. yerimde Az duramıyorum benim. bence. Az ya, çok olanlar da var. Ama 260 da fazla bence yani. Abi kaç yıllık üyesin sonuçta, normal ama. Ama ben 2011'den beri sık durmuyordum ki. Yani ben çok ara verdim. Daha geçen 2015 sonlarına mı ne geldim yani? Benim de 184 falan zaten. Sen bir kaldın mı sabit kalıyorsun ya. Ya işte bir en baz avatarına bakıyor biliyorsun. Anladım. Bu arada beni çok sevdiğini biliyor ve teşvik edici hareketlerin arkasından gitmeye çalışıyorum demiş. Güzel dilekler devam ediyor. Ben de kendisini çok seviyorum. Önceden de muhabbetimiz vardı ama bu yaz çok güzel dönemler geçirdim demiş. İyi ki var. Teşekkür ediyorum. Teşvik edici derken makale yazmaya ben teşvik ediyorum kardeşimi. Yazıyor, çok iyi işler çıkaracak zaten. Beni Şeyde de teşvik ediyorsun şimdi onun da hakkını yemeyeyim. önceden muhabbetimiz var olaydı, ne biliyor musun? Bir ara ben Velvet Sky'ın açık seçik fotoğraflarını avatar ve imzaya koymuştum. O ara çok olay olmuştu. Bunu Mehmet iyi hatırlar, Styles Clash. Abi neler neler dönmüştü o gün ya. Birçok kişi beni engellemişti, biliyor musun? O olaydan sonra kaldırmayı ben de kaldırdım en sonunda. Normalde yasak değildi ama kaldırdım yani. İnsanlar rahat olsun diye. Şey vardı, The Wall vardı, o da koyuyordu Velvet Sky şeylerine. Yani ama bir gün özel koyacağım ya. Bir günlüğüne şöyle koyacağım tekrardan. Boş ver. Alexa Bliss koy. Günümüzde moda o çünkü. Ne Alexa'sı ya. Engin zaten koyuyor, gerek yok. Ya Engin dışında 25 tane daha üye koyuyor zaten. Sana yer kalmadı. Abo, bir dis mi geldi yoksa, neyse. Yok. Sen daha böyle boş olan gruplara gel. Charlotte Flair'e falan. Aynen. Bir ara çok hayranı vardı. Ne oldu acaba? Abo. Kemer gitti. Hayranlık bitti. Doğru. Bu, özeti bu işin. Şimdi kadınlar güreşini en çok seven isimlerinden Collarbone'dayım. Kardeşim, Yıldız Tilbe hayranı kardeşim. Bana ilahını aşk edecektin, ne zaman gerçekleştirebileceksin demiş. Bu röportajda gerçekleştirir misin demiş. Söz vermişim çocuğa. Söz vermişim. Onu çok seviyorum. Bir Yıldız Tilbe kadar çok seviyorum. İyi ki var, iyi ki tanımışım. Moderatör zamanlarında bana çok itici geliyordu. Bak bunu da söyleyeyim. Ama zannettim, yani öyle zannediyordum ama öyle değilmiş yani. Ön yargılı davranmıştım kendisine. Buradan da özür diliyorum.
Çok kral bir insanmış. Seviyorum kendisini. O zaman Yiğit güvenilire geliyorum. Biliyorsun zaten Yiğit'i. Mr. Mr. Perfection Perfection. en sevdiğim insanlardan biridir. Çok kral çocuk. Kadın güreşinin gelişimi ve geldiği nokta hakkında ne düşünüyoruz? Kendisinden bekleyebileceğimiz bir soru olmuş. Ya bence geldiği nokta gelmesi gereken noktaydı. Bak bunu hep ben söylüyorum. Kadınlar devrim falan diyoruz ama abi Ya o mizah zaten. tamam koskocaman bir şirket ama daha yeni yeni böyle bir atılımı. Düşünsene 2014'ten falan bu yana. Yani bu bir başarısızlık mıdır, başarı mıdır? Bunu ilk önce sorgulamak lazım. Ha tabii geldiği nokta bambaşka. Özellikle Charlotte Flair'ın katkıları falan, Paige'in katkısı, AJ Lee'nin katkısı çok muhteşem yani. Ben geldiği noktayı güzel buluyorum. WrestleMania Main Event'e çıkarsa ben desteklerim yani. Vallahi güzel olur yani açıkçası. Neyse yorumu katmayayım şimdi. Wes GTR, Wes Güreş Türkiye sormuş. Bu kadar kaliteli bir insan olmana rağmen neden yönetimde değilsin? Bilmem. Bir yorum yapmayayım ya. Evet. Yorum yaparsam yanlış olur o yüzden. Ama sağ olsun, var olsun. O da bugün makale yazacak bu arada. Haberine verelim. Sen de valla makalenin başı oldun iyice. Yani insanlar bana ulaşıyor. Ben de destek vermeyi severim insanlara yani. Çünkü Güzel oluyor yani. bize de destek olanlar var. Sen iyi dediğimi iyi anladın yani. Mesela Buğra Gül bize çok destek oluyor, sağ olsun. Mesela bir fikirle gittiğin zaman Aynen öyle. biz bu röportaj konusunda Ege'yle konuştuğumuzda bir düşük kafamızda bir ön yargı vardı, acaba bizi kabul eder mi böyle bir şeyi, ama Burak hemen dedi böyle bir şey yapın dedi. Dün de konuştuk yani, seri seri yapın dedi istiyorsunuz dedi. İşte arkamızda durduğunu hissettiğin zaman çok rahat oluyorsun ve güzel işler çıkarabiliyorsun yani. Aynen öyle katılıyorum bu dediğine. Sırada SmackDown admindeyiz. Caner Öne ve veliaht olmak nasıl hissettiriyor demiş Şafak. Şafak'tan beklediğim soru. Güzel hissettiriyor ya. SmackDown admini zaten biliyorsun. Aynen. İyi hissettiriyor. Caner'i gerçekten çok severim yani. İyi ki. Ya bu 2010 tayfasını ben çok severim. Caner'i hatırlarsın. Eski forum, başka bir forumdan gelme Caner. Biliyorsun zaten, sen isim vermeye gerek yok. VTR. Oradan Ya gelme. vergi sistemi kapanmış Ya artık. kapanmış zaten de. Caner gerçekten kaliteli bir insan yani. Severim. Bu ara pek takılmıyor ama takıldığı zaman da iyi işler çıkaracağını düşünüyorum tekrardan. Yani özellikle Seth Rollins konularını özledik yani. Değil mi? Kardeşim benim. Şimdi Mehmet'ten geliyor soru Styles Clash. Forumdaki ilk nick'i neydi ya demiş unuttum. Warrior. Warrior. Bunu zaten cevapladın. Hatta şekilli şu kuluydu, hatırlarsın kanka. X büyük falan böyle, CL N büyük. Hatırlamaz mıyım o zamanları? Var ya. Daha Seven Lot zamanları da var yani. Ama orada da seviyorduk kardeşim, rahat ol yani. Orada da seviyorduk. Oradaki avaller hakkında ne düşünüyorsun peki? Hatırlıyor musun? 2010 SummerSlam dönemi, maçları ayarlamışlardı. Bize bir kadro yapmışlardı. Emirhan, sen, ben falan vardık. Karizmatik Enigma falan. Abi ne güzeldi ya. Kola yedim, ayran içtim falan vardı. Lahmacun içtim falan. Abi neler neler ya. Kafayı yersin var ya, çıldırırsın ha. Birinci Avel savaşları, ikinci Avel savaşları. Abi bütün forum Biz konu... valla... Ya Moses var ya, Moses. Bizden çok çekti o adam ya. Ama biz de Öznur'dan çok çektik. Değil mi? Özgür Doğan mıydı? Özdoğan mıydı? Neydi? Öznur Özcan, aynen. Özen. Bir kısmı hep sebepsiz yere ban yiyorduk ve açılmıyordu. Kardeşim son noktayı Moses koydu ya. Ünlem ünlem ünlem. Konu kapatıldı. Ünlem ünlem ünlem. Tamam. Valla bu zamanlardan şuralara iyi çıkmışız ha. Değil mi? Birinci Avel savaşlarından güzelim foruma. Geldiğimiz nokta 10 numara. Numan İnci'den geliyor bu soru. Daniel Rey Mysterio'dan CM Punk'a ne ara kaydın diyor. Cevabını verdim. Şimdi ben Rey Mysterio imzalı bir avatar ve imza ile gelseydim hiç hoş olmazdı. Tabi büyüdük, tabi onun etkisi var. Şimdi büyük ben büyük bir Rey Mysterio hayranını tanımıyorum yani, şu an forumda falan varsa da söyleyin. Garip olurdu yani. Ya doğru orası yani de. Sevene Ya bu saygım arada sonsuz aynen ya onu da söyleyeyim. gelsin. Rey Mysterio hayranlarını küçümsemek bizim haddimizde değil. Sadece ben kendi görüşlerimi belirtiyorum yani.
Güneşi bilen Rey hayranları da vardır illa ki. Evet. En azından Mexican Warrior'lar kalsaydı da Lux seviyorum diye bahane uydururdum demiş Numan İnci. Lux şey mi? Bu TNA'de bir takım vardı o mu? Aynen öyle. Stable mu falan? TNA'yı pek takip etmiyorum ama bilgim var yani. Güzel. Şimdi Engin'den CM Jericho'dan geliyor. GTR'den falan çok haberdar gibi gözüküyor. Neden bu kadar yeni geldi demiş. Ya üniversite dönemi falan filan vardı. O güreşle çok kopmuştu benim bağlantım 2015 sonlarına kadar. Arada bir bakıyordum ama üyelikle tekrar girmeyi düşünmüyordum. Şimdi Punk Steel'i giriş yaptım ama kimse benim bilmiyordu. Ben radyo yayınında kendimi işe yapmıştım. O zamanlar Caner falan vardı da yayında. Öyle tekrardan eski hesapla birleştirdiler Mexican Warrior'la. Hala duruyor Mexican Warrior hatta forumda. İsteyenler bakabilir yani. Onunla ya birleştirdiğim için gittim bilmiyorum ama durabilir hala. Tam bilgim yok yani. Bana da mesaj atmıştı. Beni tanıyor musun falan diye böyle. Gizem yapmıştın. Değil Hatırlıyorum. mi? O zaman bu nick'i okuyamıyorum bir türlü. XL Duitor diye. Çevutor diyeyim. Radyo yayınlarında nasıl bu kadar akıcı ve mantıklı konuşabiliyor demiş. Ya ilklerde öyle değildi ya. Sonradan heyecan atınca iyi oluyor. Şimdi yanınızda Ege gibi bir insan olunca Ege gerçekten destek çıkabiliyor böyle konularda. O heyecanı atabiliyorsun yani üstüne sonra istediğin gibi rahat rahat konuşabiliyorsun yani. Zaten dediğim ki ilk radyolarda oluyor yani. Her şeyin ilk heyecanlandırır Ya insanı. bu işi kolay gören varsa ben size şunu söyleyeyim. Ben sizi çıkarayım 50 kişinin karşısında. Bizim ortalama seyirci rakamı, dinleyici rakamı 50 galiba öyle biliyorum. İşte 50 kişinin karşısında öyle kolay kolay olmuyor yani o işler. Evet, ilk başlarda çok zorlanıyorsun da Tabii. üçüncü, dördüncü de anca tutuyorsun zaten. Tabii canım. Ben ilk şeyi hatırlıyorum. Kekeliyordum ya bildiğin. O şimdi güzel bir sistem oturttuk bu arada. Hafif bir reklam da yapalım. Bu akşam RAW yayınımız da olacak saat 10'da. Muhtemelen saat 10'da. Bekliyoruz locaya da. Şimdi senin favorinden geliyor soru. Belas Legacy. Taylan kardeşim. İnsanların neye göre değer veriyor demiş. Öncelikle iki soru sormuş. Birincisi bu. Ya ben şuna bakarım. Karşındaki insan iyi bir insansa ben ona iyilikle gelirim. Kötü bir insansa kötülükle gelmem. Hiçbir türlü gelmem yani öyle söyleyeyim. Benim için bu. Ben kalbinin temizliğine falan bakıyorum yani. Adamsın diyorum. Eyvallah. Bir de neden Cem Uzan'a hapis şoku demiş. Ya bunun goygoyu çok komik. Ya Twitter'a bir yazın neler neler dönüyor. Ya bu Cem Uzan hani sürekli hapse atılıyor ya ülkeye gelmediği halde bile. Yok Cem Uzan hapis cezası. Yok Cem Uzan 10 yıl hüküm giydi falan. Abi çok komik ya. Oradan direkt onu çaldım yani. Vallahi güzel bir geyik o. Ben de görüyorum Aynen. Twitter'da. Sonra bir de şey demiş, The Bulldog'in sorusunu kendisi de etkileyici bulduğunu söylemiş sesine. Teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ ol. Şimdi Buğra Gür'den geliyor soru. Daner neden Punk'ın Mexican Warrior gimmickleri arasında 4-5 sene hiç yoktu göremedik demiş. İşte Neden yoktun demiş. profesyonel güreşe ara vermem, üniversite dönemi hepsi bunun içinde. Hepsi içinde. Genel olarak hayat kavgası yani. Kesinlikle. Zaten yüksek yaşları gelip de forma takılan çok insan az yani çok az insan var. En azından üniversite döneminde forumda aktif olan da çok insan var. Az insan var yani. Çünkü üniversite daha önemli. Bu bir gerçek. Üniversite zor bir seçim ama forum her zaman var yani. Yani doğru söylüyorsun. Zaten üniversite dönemindeki insanların hepsi için geçerli. 5-6 sene sonra belki de burada olmayacağız yani. Tabii canım. Belki buraya göre forumu başkasını şey yapacak, atayacak admin olarak. Alttan gelen jenerasyonun devamı çok önemli yani bu Tabii yüzden. canım. O yüzden genç isimlerin moda olması hoşuma gidiyor yani yaş olarak. Mesela Fırat çok güzel bir hamleydi bence. Ay, ona katılıyorum. Hem genç hem foruma devam Ya liderlik getirebilecek. şimdi yeni bir ismi alınca çok klasik muhabbet dönüyor. Sen biliyorsun Ege. Yok torpil, yok onun arkadaşı, yok bunun arkadaşı. Kardeşim adamlar tecrübeli. Sence boş adamı oraya getirirler mi? Getirmezler.
Ki Fırat'ın tavrı falan çok hoşuma gidiyor. Yeri geldiğinde sert, yeri geldiğinde çok nazik. Ya yani iyi bir, ben iyi bir başarılı buluyorum yani. Çok riskli bir hamleydi bu, çünkü 400 mesajla falandı yani o Fırat. Ben moderatör olduğunda yoktum ama biliyorum o muhabbetleri. Evet öyleymiş. İki aydır geldi, bir de 400 mesajı falan vardı. Yani çok riskli bir hamleydi bu yüzden. Risk alamazsan başarıya ulaşamazsın kardeş. Ama güzel, riskin sonucu başarılı oldu kısacası. Tabii. Sonra şey demiş, bu gelen adam Daner değil de Danerius Malfactus mu demiş Burak Gür. Danerius'u anladın da Malfactus ne ya? Ben bunun anlamına bakacağım şimdi. Malfactus. Bak şu an Google'a canlı canlı Malfactus yazdım. Çıkan tek şey greystricky.net röportaj Daner. Danerius Malfactus mu? Ya. Bana da Morphix bebek bezi çıktı. Oha. Deniz Targaryen tarzı bir şey olabilir mi bu? Referans. Olabilir. Olabilir. Game of Thrones'ta spoiler vermeyelim. Ben izlemiyorum ya onu. İzlemeyen çok az Ya ben insan kaldık. de izlemiyorum zaten. Sadece çok duyuyorum o kişiyi. Deniz Targaryen'dir, Hı. Khaleesi'dir, Jon Snow'dur. Aynen. Fafala 45, Manchester City üyesi. Biraz klasik ama kendini 10 yıl sonra nerede görüyor demiş. Yani iyi yerlerde görüyorum açıkçası. Umarım her şey beklediğim gibi olur. İşte. Evlilik, çocuk, iş hayatı gibi mi? İnşallah, inşallah. Ben başarılı bir baba olacağım yani. Ben baba olacağım. Olursun valla. Çocuklarının babası olacaksın. Eyvallah kardeşim. Onlara bir Dean Ambrose hayranı yetiştireceğim. Sizin Yok, bir... çocuk Dean Ambrose fanı yetiştirme, boş ver. Sil hayranı olacak adam büyük ihtimal. 18 yaşından sonra özendirirsin Aynen onlara. öyle. Şimdi Freakin'den geliyor soru. CM Punk ne zaman döner demiş. Şu an bence etrafında dönüyordur zaten. Oo, çok kritik. Cevabı verdik. Maşallah. Gerçekten peki dönme ihtimal var mı sence? Var ama bu şirket WWE mi emin değilim. Yani. Yani Ring of Honor tarzı bir şey diyorsun. Evet, öyle bir şey bekliyorum. Mr. Kerbstam, Paris Saint-Germain üyesi. Forumda ne kadar çok futbol takımı seven üye var yabancılarda. Güzel bir şey bu. Aynen. Kendisini dört kelimeyle tanımlasa sonların ikinci kelime ne olurdu? Dibi. Adamın Dibi. dibi. Yalnız dört kelimeyle tanımlayacaksın. Sen iki kelime yaptın. Nasıl? Dört kelimeye tanımlayacağım. İkinci kelime ne olurdu? Sondan ikinci kelime. Yani üçüncü kelimeyi soruyor. Baştan üçüncü, sondan ikinci. He. Şu an bilmiyorum ya. Ne koyardım acaba? Güzel D bir lan. soru. D olsun hadi. Bunun cevabını bilene hediye veriyorum. Şimdi bu soru benle de alakalı olmuş bundan bu soru. Fight of Fight'tan gelmiş Sinan'dan. Konuya CM Punk koyulması gereken neden Dean Ambrose fotoğrafı var demiş. Ege işte. Atsan atılmaz, satsan tatılmaz. Benim Galatlığım bu konuda ön plandadır. Hepinize özür diliyorum ama gene koyacağım yani. O yüzden Hehehehe. özür diliyorum, gene dilemiyorum diyorum. Devam ediyorum. Forumda en sevdiği ve sevmediği üyeler. Kim sormuş bunu? Buse sormuş onu, Flayer. Şunu söyleyeyim. Bir aralar forumda en sevmediğim üye, en sevmediğim insan kendisiydi. Bunu o da biliyor. Hatta bir an önce forumdan gitsin istiyordum. Sevmiyordum çünkü. Sonra tabii sevmeye başladım. O ayrı bir şey. En sevdiğim üyeler moderatör ekibinden falan mı yoksa? Ya genel olarak ya forumdan. Abi çok üye var. Şimdi nasıl sayayım? Çok çok. Özellikle son aylarda mesela Ersin var, Edney. Doğan var. Yani siz tabii klasiksiniz de son aylarda mesela Hikmet var, Taylan var. İyice arttı bu Yiğit. Elinden geldiğince çok kişi saymaya çalış, çünkü unutulanlar Ya üzülebiliyor. işte o yüzden şey yapamıyorum. Çok çok üye var yani. Anladın mı? Şimdi sayarsam 5 dakikam alır yani benim. Yani Öyle. sevmediğim üye var mı diye sorarsanız
Ya açık konuşayım, bir iki tane var ama isim hiçbir zaman vermem yani. Herkesin sevmediği bir üye vardır yani, illa senin de vardır, benim de vardır. Var tabii, herkes sevme mümkün değil ki. Tabii. Hatta 10 tane üye bile sevmeyebiliyoruz gerektiğinde. Bu Yok. üye de bozuk. Benim iki tane var. Hiç sevmem. Ama saygı duyarım kendilerine. Seni Evet. sevmediğin bir kişiyi ben çok iyi biliyorum mesela. Ya onu Tamam. zamanda gireriz. Aynen tamam. Onu ben kendi röportajım olursa cevaplarım o soruyu. Kardeşim benim hiç de korkmaz. Ne olacak ya? Yani. Şimdi Mr. Antonio Cesaro'dan geliyor soru. Lucha Pascual izleyen kardeşimiz aynen. Onun sayesinde ben de başladım. Mendoza'nın ailesinin depremde öldüğünü duyunca üzüldüm demiş. Şu an ben spoiler edim galiba. O kadar ilerleyemedim maalesef. İlk sırada bitiremedim. Bilmiyorum. Yani bir bilgim yok. Bu arada Lucha Underground'ı izleyin arkadaşlar. Vay Gerçekten tüh. gerçekten güzel yani. Ben seviyorum. Dizi tadında böyle güzel ilerliyor. Makale de yazdık birkaç tane. Yazan arkadaşlar da var. Özellikle Mr. Antonio Cesaro yazıyor böyle şeyleri. Öneririm yani. İzlemenizi öneririm. Güzel. O zaman konumuzun ikinci sayfasına geçelim. Benim için ikinci sayfası kırklı sistem. Michael Gabriel. Bu da nick altına değinmiş senin bu arkadaşta. Cem Uzan'ın hapis çoku. Onu değiştirmeyi düşünmüyorum. Hiçbir zaman. Kalacak yani öyle. Sorusuna gelirsek de WWE'de çalışacak olsan hangi pozisyonu isterdin demiş. Anonsör olmak istiyormuş kendisi Anonsör ben de mesela. olmak isterdim ha. Vallahi. Olmak isterdim. Mesela bir sunum vardı. O adamın adını unuttum. Ne diyor? Rated R Superstar diyor değil mi mesela? Tony Chimmel mı? Aynen evet. SmackDown. Evet. Hatırladım şimdi. From Cincinnati, Ohio. Güzel olurdu böyle Hı. yapmak. O zaman... The Funky Homo Safiyen. Forumun rap seven üyesi. Biliyorum Çok uzun yazmış. Soru kısmını almaya çalışıyorum. evet. Ben direkt okuyayım o zaman. Kendisi seni rap fanlığıyla tanımış. Evet. Daner muhabbetinde hiç bilmiyormuş. Forumda en çok konuştuğu kişilerden biriymişsin. Evet. Aç Kakan hayranı olduğunu biliyormuş ama ancak onu daha sonra soracakmış Evet. özelden. Çok sıkı bir hayranıyım onun. Burkay abinin. Farazi Kayra şarkılarından en sevdiğin ne demiş? Ne hale geldi? Ya abi bir grup onlar. 90 96 BPM ama sanırım. Ne hale geldi şarkıları var. Çok güzel. Ben çok severim. Bir de Kendrick Lamar şarkılarından hangisi demiş? Element. Element diye mi okunabilir ama Element yani. Çok güzel. Fark etmez. Aynen. Bir de çok kaliteli makale yazdığına belirten bir övgü mesajı atmış sana. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Var olsun. Böylece bitti sorular yani. Ne düşünüyorsunuz genel olarak röportaj hakkında? Kaliteli oldu. Çok soru gelmiş. Seni de yorduk kardeşim, kusura bakma. Güzel oldu. Yok. Ben röportajları seviyorum. Hadi devamı da gelecek. Şunu da söyleyeyim. Ege ile birlikte sıra konumuz zaten Sefa bizim galiba. Ondan sonra Ege'nin de fikirleri olacak. Benim de olacak. Böyle böyle gideceğiz yani. Mom Seni'den bahsediyoruz bu Evet arada. evet Onu da evet. alt not olarak geçelim. Hı. Forumun en büyük Zack Sabre hayranı olarak söz edebileceğimiz Sefa aramızda olacak 3. yayında. Bu arada YouTube sayfasında bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, sizleri çok seviyoruz. Sizler için içerik üretiyoruz ama biz dün Şafak ile attığımız röportajı çok kötü yorumlar geldi. Üzüldük yani. Ne tarz yorumlar gelmiş? Bir bakarsın kanka. Kaldırdılar galiba ama bilmiyorum. Onunla bilgilenirim Aynen. ben. Ya son sözlerini alalım o zaman kapatmadan evvel röportajı. Foruma ya da birilerine söylemek istediğin bir şey var mı? Konuştuk işte. Yani ne diyeyim? O zaman bu yayın YouTube'da olacak mı bu yayın? Aha. O zaman bu yayını YouTube'a ulaştığında dinleyebilirsiniz. Forumda da bunu konu olarak açacağız. Hı. Oradan da yorumlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi herkese iyi günler diliyoruz. Akşam loca yayınına bekliyoruz.